Merhaba Fahri. Ahmet'i merak ettim. Düzeldi mi biraz? Çok içine kapandı. Yemiyor, içmiyor. Ahmet'i hiç mi düşünmedin Cemil? Babası olduğunu pat diye söylemek zorunda mıydın? Böyle olacağını bilemedim. Öfkeme yenik düştüm. Özür dilerim, eşeklik ettim. Bir gün daha bekleyebilseydin. Olan oldu. Ne desen faydasız. Ama bil ki pişmanım. Pişmanlığın keşke faydası olsaydı. Ben ister miydim Ahmet'imi üzmeyi? Şu dünyada oğlumdan başka kimim var benim? Ona da ben senin babanım dedim. Neler oldu? Anne. Ahmet çağırıyor. Ben içeri geçeyim. Fahriye. Ahmet'i görebilir mi? Önce pedagogla görüşeceğiz. Artık o ne derse. Peki. Ahmet için ne iyi olacaksa ona razıyım. Yeter ki Ahmet düzelsin. Hoşça kal. Güle güle. Ahmet. Hadi artık uyan oğlum. Ahmet, Salih, kahvaltı hazır. Zıpla kalk hadi oğlum. Yoksa anne ikimiz de fırçalayacak. Nerede kaldınız? Yumurtalar soğudu. Ahmet, hala yatakta mısın sen? Ama bak çizgi filmin kaçıyor benden söylemesi ha. Seyretmeyeceğim. Tamam. Biz gidiyoruz. Sen de ne zaman istersen bunları giyip kahvaltıya gelirsin, tamam mı canım? Olaylar bizim kontrolümüz dışında gelişti doktor bey. Söylenmeden önce size gelecektik ama maalesef olmadı. Biz bundan sonrasını telafiye bakacağız artık. Söyleyerek yanlış yapıldı değil mi? Yok öyle düşünmeyin. Ahmet'e öz babasının kim olduğu söylenmeliydi. Fakat bu şekilde olmamalıydı. Çocuk allak bullak oldu doktor bey. Bu çok normal. Gerçek ondan saklanmış. Ne yapacağız peki? Ahmet'e neden gerçek babasından söz etmediğinizi yalın bir dille anlatmalısınız. Bir süre sonra öz babasını kabul edecektir. Şey, doktor bey, bundan sonra Ahmet bana baba demeyecek mi? Onu Ahmet'e bırakın. Siz sevginizi göstermeye devam edin. Peki öz babasıyla görüşebilir mi? Görüşmesine engel olmamalısınız. Çocuk istiyorsa görmeli öz babasını. Hoş geldin Yılmaz. Hoş bulduk. Hoş Naber? Geldin. İyi. Ne haber dayıcığım? Şimdi seninle büyükler gibi konuşacağız. Anlaştık mı? Anlaştık. Hazır mısın dayıcığım? Şimdi bak, hepimiz seni çok seviyoruz. Bunu biliyorsun değil mi? Hı hı. Üzülmeni hiç istemiyoruz. Hem de hiç. Aslında senden özür dilemeliyiz. Çünkü biz bir hata yaptık. Senin gerçek baban Cemil tatlım. Bunu sana daha önce söylemeliydik. Ama sen doğduğunda o çok uzaklardaydı. Senin üzülmeni istemediğimiz için ondan hiç söz etmedik. Geri döneceğini de bilmiyorduk. Ha,
Herkesin babası varken sen benim babam yok diye üzülecektin. Evimizin balığı, neşesi, her şeysin sen. Bizim için çok önemlisin. Peki sen artık benim babam değil misin? Babanım tabii ki. Sen benim biricik oğlumsun. Ve seni çok seviyorum. Cemil amca da mı beni çok seviyor? Seviyor tabii. O da senin baban. Yani benim iki babam mı var? Öyle de diyebiliriz dayıcığım. Merhaba. Hoş geldin Cemil. Ben pedagogun ne dediğini merak ettim. Girsene, içeride konuşalım. Sağ ol. Merhaba. Yılmaz pedagog ne dedi? Çocuğun babası olduğunu söylenmeliymiş. Ama senin yaptığın gibi değil. Peki bundan sonra onu görebilecek miyim? Doktor çocuğun durumuna göre hareket edin dedi. O nasıl istiyorsa öyle davranacağız. Ama artık senin babası olduğunu biliyor. Cemil, Ahmet seni görmek istemiyor. Bir süre görüşmemeniz daha iyi olacak. Zamanla. Oğlum. Ahmet, nasılsın oğlum? Konuşmayacak mısın benimle? Küs müyüz? Cevap versene oğlum. Hadi dayıcığım, çık oradan. Hadi gel. Cemil amca benim babam olmasın. Bir daha gelmesin bize. Ama çok ayıp evladım. Fahriye. Zorlamayalım çocuğu. Hoş geldin Cemil. Hoş bulduk. Sen buralara uğramazsın, hayırdır? Rakı istiyorum Hayri abi. Rakı mı? Yapma Cemil, zaten zor bıraktın. Kaç senedir ağzına koymamışsın. Yazık değil mi? Başlama yine. Hayri abi, rakı getir. Sen bilirsin. İyice zıvaradan çıktın sen. Delirdin mi sen Cemil? Ha? Delirdin mi? Ne istiyorsun? Oğlumu! Cemil, içmişsin sen. Şu haline bak. Senin gibi adama çocuk mu emanet edilir? Yürü git artık Cemil. Salih. Gitmeyeceğim. Oğlumla konuşmadan gitmeyeceğim. Cemil, önce ayıl, ondan sonra gel kapımıza. Lütfen Cemil, git artık. Ahmet'i korkutuyorsun.
Tamam. Şimdi gidiyorum. Ama oğlumu görmeme engel olamayacaksın. O benim oğlum. Ay Yaşar'ım, bas git artık. Hadi Fahriye. Videolardan anında haberdar olabilirsiniz.